ağzında ayı, göklerde görelim kara sevdayı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Expo 2023 kapsamında kitap fuarı düzenleyen 12 Şubat Belediyesi, sevilen yazarları okurlarıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Bazen gelecekteki hakikatleri söyletebilir. Bu bizim gücümüz filan değil. Çok sayıda etkinliğin olduğu, 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği kitapların yer aldığı Expo 2023 kitap fuarı yoğun ilgi görüyor. İki kuş imgesinden yola çıkarak anlatmak mümkün. Bir tanesi guguk kuşu. Fuarın ikinci gününde hayata anlam katan sözleri, şiirleri ve romanlarını okurlarına aktaran Profesör Doktor Nurullah Genç konuk oldu. Alın belgeselin işlerini göreceksiniz. Türk Edebiyatı'na Rüveyda, Deniz'in Son Martıları, Yanılgı Saatleri ve Hüznün Lalesidir Dünya gibi pek çok eser kazandıran, özellikle Yağmur adlı şiiriyle tanınan şair Genç, sevenlerinin yoğun ilgisi eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi. Hakikatleri söyletebilir. Bu bizim gücümüz filan değil. Burada Aksu Haber'e özel açıklama yapan şair Nurullah Genç Kahramanmaraş'ta olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Vallahi neler söyleyeyim, güzel bir Kahramanmaraş havası, güzel bir akşam. Böyle güzide bir insan grubu burada, milletimizin güzide evlatları burada. Bir kitap fuarı ve bir büyük fuar aslında, Expo dediğimiz. Burada böylesine güzel bir alakayla, kitap okumaya çalışan insanlarla, düşünmeye çalışan insanlarla bir araya gelmek bizim için büyük mutluluk. Umuyoruz ki kitap fuarları sadece gelinip kitabın alınıp götürüldüğü değil, ertesi yıl heyecanla beklenen, alınan kitapların okunduğu, tefekküre vesile olduğu organizasyonlara dönüşür. Böyle olmadığı kanaatinde değilim ama inşallah daha iyi hale gelir. Niyetimiz o. Emeği geçen herkese, başta belediye başkanı olmak üzere, bütün ekibine, sizlere, bu organizasyona destek veren herkese ve değerli katılımcılara, kitap alanlara teşekkür ediyorum. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçıçek ise, Expo 2023 kitap fuarımızın ikinci günü de çok çok verimli geçti. İfadelerini kullandı. Bugün Expo alanındaki programımız çok çok verimli geçti gerçekten. Biz başlangıçta da bunu az çok düşünüyorduk. Bu Expo 6 Şubat'ta yaşadığımız çok büyük travmadan sonra bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışacak ve insanlarımızın tekrar o sıkıntılarının en azından bir kısmını üzerlerinden atacak bir atmosfer oluşturacak diye dediğimiz noktadayız. Bugün Nurullah Bey'i dinledik. Gerçekten bu ülkenin medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu, bizim o başkalarının ya da Batı'nın medeniyetinin bizim medeniyetimizle boy ölçüşemeyeceğini, bizim onlardan medeniyet noktasında, insanlık noktasında alacağımız herhangi bir şey olmadığını ama bizim onlara medeniyetimizle, insanlığımızla çok daha farklı şeyler öğretebileceğimizi, bizim gençlerimizin de onlara imrenerek sanki Batı'da bir şey varmış gibi oralara göç etmesini çok yanlış olduğunu çok güzel izah etti Nurullah Bey. Bizim medeniyetimizin çok daha farklı, çok daha güzel olduğunu inşallah göstermemiz lazım. Bugün bunları dinledik, çok müstefid olduk, istifade ettik. İnşallah bu kadil programlara devam edeceğiz. Çok daha verimli inşallah şeyler arkadaşlarımız, hocalarımız, akademisyenlerimiz burada bize bunları anlatacak. Kahramanmaraşlı kardeşlerimize de anlatacak. Gördüğünüz gibi çok ciddi ilgi var gerçekten. Geçen hafta pazar günüydü değil mi o? Rafadan Tayfa'yı izlettiğimiz gün 40 binin üzerinde insan vardı burada. Bugün de öyle. Çok güzel ilgi var ve bu rehabilitasyon görevini Expo alanımız sağlıyor Allah'a şükür. Başkan Mahçıçek, şair ve yazar Nurullah Gence günün anısına Expo 2023 ün sembol çiçeği Maraş sümbülünü takdim etti.